Radyo Bilkent YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün Tatbikat Sahnesi'ndeyiz ve yeni oyunları Cehennem'in provalarına konuk olduk. Şu an yanımda oyunun yönetmeni Elvin Beşikçioğlu, oyuncu kadrosu ve reji ekibi var. Onlarla kısa bir söyleşi yapacağız, muhabbet edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım hocam. Başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sürekli sizler radyo programlarında sesini duyduğunuz Elvin hocamızı bir de yüzünü gösterelim istedik çok sizlere. Çok teşekkür ederim. Cehennem oyunu, oyundan evet, biraz bahsedelim. Cehennem, Jennifer Haley isimli bir Amerikalı yazarın metni. İnternet dünyasıyla, yani sanal ortamla gerçek dünyanın kesiştiği bir noktayı anlatıyoruz. Pek de güzel kesişmediği bir noktayı anlatıyoruz aslında. İkilemde olan iki dünya bu. Gerçek dünyanın bizim hayatımızdaki yansımalarıyla sanal dünyanın bunun eksiklerini gidermeye çalıştığı bir alan yaratarak her iki dünyanın aslında ne kadar birbiriyle çelişkili ve farklı noktalar gittiğini görüyoruz. Bunu görürken de sanal dünyanın bir sonraki evresinde, belki hayatımız ilerlediğinde, belki bizler bunu göremeyeceğiz ama muhtemelen yakın bir gelecekte olası bir düzlemini görüyoruz. Ve bu düzleminde ne kadar doğru olup olmadığını ve bunun bizim hayatımızda nelerin yoksunluğuna sebebiyet vereceğinin de izlenimlerini, iz düşümlerini alıyoruz. Bunun üzerine kurulmuş iki dünya yaşatmaya çalışacağız biz de burada seyircilerimize. Premierini 30 Ocak'ta yapacak. Evet, premierini 30 Ocak'ta yapacak ve bundan sonra hep Ankara Tatbikat Sahnesi'nde oynamaya, serüvenine devam edecek. Peki prova sürecinizden biraz bahsedersek, ne kadar süredir oyunu seçme aşamasından? Çok uzun. Oyunu seçme aşaması geçen yıla, yani geçen Ocak aylarına falan denk geliyor. Neredeyse bir yıl. O bir yıl içerisinde devamlı değişen, dönüşen fikirlerle tartışarak, yine Erdal'la aynı şekilde konuşarak, şitrihlerini yaparak, nasıl bir dünya yaratacağıma karar vererek bunu paylaşarak geçti. Daha sonra oyuncu arkadaşlarım buradalar. Evet. Onlarla konuşarak, onların fikirlerini alarak ve onlar kabul ettiler, sağ olsunlar, beraber bir dünya yaratmayı. Onların katılımıyla derken iki ay kadar evvel, hatta üç ay kadar evvel sanıyorum, öyle değil mi? 3 ay kadar evvel bir dramaturji çalışması, toplu ben yapmıştım ama yani onları anlatabilmek için toplu dramaturji çalışmasına başladık. O zamandan bu zamana da yavaş yavaş ilerliyoruz ve yakında premier yapacağız. Tabii bize daha sonra eklenenler oldu. Evet. Aslı Hanım koreografiye geldi. Ayşe Hanım İstanbullardan taburalara ışık için geldiler. Can Bey video mappingimizi yapıyor ve biz tatbikat sahnesi ekibi olarak hep beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tabii bu son demler biraz ağır oluyor. Evet. Her şey biraz birbirine giriyor. İşte efektler, ışık bir yandan, bir yandan koreografi, bir yandan oyuncular son telaştalar. Artık karakterlerinin son evrelerini oturtmaya çalışıyorlar. O yüzden biraz hem güzel hem yorucu hem stresli bir aşama. Tabii bunun yanında tek oyunda bu olmadığı için sürekli bir koşturmaca. Çünkü bu sahneyi böyle boş bulabildiğimiz, evet, nadir zamanlarda denk geldiniz. Çünkü sahnemiz hep dolsun, hep dolsun inşallah. Ama işte devamlı oyunlar var. Onların kalkması, yeniden dekorun kurulması, işte çok az zaman kalıyor. Bütün bunların içerisinde gerçekleştiği için de biraz böyle yorucu bir tempo oluyor tabii ki. Gayet güzel. İsterseniz seyircilerimiz açısından da biraz daha oyunu daha iyi tanımaları açısından karakterler üzerinden gidelim. Oyuncularımızla biraz sohbet edelim. Olur. Ünsal Coşar iki karakter canlandırıyor burada. Hem sanal alemde hem gerçek dünyada. Kendisi anlatsın iki karakterinin biraz, spoiler vermeden. Evet, spoiler. Çok fazla. Yani, şeyimizden, hastalığımızdan biraz, da mı bahsedelim? Hastalığından bahsedebilirsin. Yüksek sesle konuşmamız gerekiyor duyurabilmemiz için. Ben Papa ve Sims adında iki kişiyi oynuyorum. Aslında ikisi de aynı kişi. Pedofili hastası. Kendini sağaltmak için sanal dünyada, tabii oyun distopik bir zamanda geçtiği için, çok ileriki bir zamanda geçtiği için teknoloji açısından her şey çok ilerlemiş. Papa da kendini sağaltmak için bir yazılım oluşturuyor ve kuytu diye bir yer oluşturuyor. Bu kuytu elimizin terlediğini hissedebileceğimiz kadar gerçek bir yer aslında. Ve hani sanal mı, gerçek mi belli olmayan bir yer ve kendini orada sağaltmaya çalışıyor ve fakat
kendi bunu sadece iş olarak görmesine rağmen insanlar artık günlük hayatta yetersiz hissettikleri, mutsuz hissettikleri için burada devamlı kalmaya çalışıyorlar. Ve yaşam destek ünitesine kendilerini bağlayıp bu sanal ortamda kalırlarken bazen bazı olaylar oluyor, oralara girmiyorum. Evet. Bayağı bir girdin zaten maşallah yani. Bu ve daha fazlası. Bu ve daha fazlası. 30 burada. Ocak ve 1 Şubat'ta evet, Tatbikat Sahnesi Ankara'da diye. Dolayısıyla. Bence seni artık tamam. Konu karakterini anlattım. Papa'nın yarattığı sanal ortamla gerçek dünyanın çatışması üzerinden giden bir şey. Yürüdüğümüz evet. Bir şey. Evet, Selin Hanım da. Bizim dedektif Morris'imizi kendisi canlandırıyor. Biraz dedektif Morris'ten bahsedebilir. Tamam, ben de sadece kısaca anlatacağım. Ben bir bilişim suçları soruşturma biriminde bir dedektifim. Ve tabii ki gerçek dünyada var olan bir karakterim. Ve bu sanal ortamlı bir derdim var. Neden ve ne derdim olduğunu da yine oyunda çözmenizi istiyorum. Ama hani kısaca böyle. Yani bilişim suçları evet. Soruşturma biriminde bir dedektifim ve peşinde olduğum sanal ortamın kurucusu var ve o ortamda var olmaya çalışan insanlar var. Evet. Evet, Talha'cığım. Talha da yine gerçek dünyada Bay Doyle karakterini canlandırıyor. Ben de çok kısa bahsedeyim. Teorik fizik deyip geleceğim. Bu kadar mı? Siz çözün artık. Teorik fizik dalında ödül almış bir kişi kendisi. Biraz kibirli bir herif. Herif demiyoruz, çok ayıp. Bunu genç çocuklarımız da seyredecek. O dünyada biraz sıkışmışlığı olduğu için bazı yerlere kaçma gereksinimi duyuyor. Ben de bu kadar olsun. Evet Beyza'cığım. Beyza sanal ortamımızda Iris karakteriyle. Evet. Zaten sanal ortamla alakalı bir sanıcı fazlasıyla bilgi verdi. Ben daha fazla spoiler vermeden Papa'nın en gözde yarattığı küçük evet. Kızlarından biriyim. Iris olarak. Evet. Korhan'dan devam edelim. Ben de Bulnat karakterini oynuyorum. Sanal dünyada. Sanal dünyada Papa'nın kurduğu kuytuya konuk olan biri. Biraz o dünyanın içinde kaybolup o dünyayı keşfediyor. Güzel. Aylan bizim polisimizi aynı zamanda dedektif yardımcısını oynuyor. Ayşe Hanım bizim asistanımız. Arif Bey bizim tatbikat sahnesi üyesi ve o da ışık kumandada ışık teknisyenimiz. Hep beraber gördüğünüz gibi işte bu dünyayı yaratabilmek için olağanca sabır, kuvvet ve çabayla çalışıyorum. Yani şunu da söyleyelim, 30 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Tatbikat Sahnesi'nin yeni oyunu Cehennem'e gelmek isterseniz tatbikatgişe ve biletix.com'dan biletlere ulaşabilirsiniz diyelim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Tatbikat Sahnesi'nin tüm oyunlarını da izlemeyi unutmayalım diyelim. Şahane. Çok bitti güzel. Mi? Bitirelim. YouTube bitişi.